Türk turistler Azerbaycan'ı ziyarette Rus turistlerin sayısını geride bıraktı ve ilk kez işte Türk turistler Azerbaycan turizminde ilk sıraya yükseldi. Son derece sevindirici bir gelişme. Bu gelişmeyi konuşacağız. Devlet Turizm Ajansı Başkan Yardımcısıyla hemen dönelim. Fatih Avanos karşımızda, yanında işte kıymetli konu bu önemli gelişmeyi değerlendirecekler. Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin sıklıkla geliştiğini ve gelişim gösterdiğini, devam ettiğini sürekli yayınlarımızda ifade ediyorduk. Tabii bu gelişim artık rakamlara da yansıyor. Türkiye, Türk vatandaşlar, turistler ilk kez tarihte bu 30 yıllık sürecinde, Azerbaycan'ın bağımsızlık sürecinde ilk kez Azerbaycan'a en fazla ziyareti gerçekleştiren ülke konumuna geldi. Hangi tarihlerdi bunlar? Ocak-Mayıs 2022 döneminde gerçekten özellikle geçtiğimiz yıl Şuşa beyannamesi sonrası iki liderin birlikte müttefiklik ilişkilerini stratejik noktaya taşımasıyla birlikte bu ilişkilerin vatandaşlara, halka da yansıdığını görüyoruz. Yanımızda da çok kıymetli bir konuğumuz var. Azerbaycan Devlet Turizm Ajansı Başkan Yardımcısı Behruz Askerov. Efendim yayınımıza hoş geldiniz öncelikle. Teşekkür ediyoruz. Sizden sevindirici bilgileri aldık. Biz de hemen soluğu yanınızda aldık. Öncelikle bu seneyi, bu rakamı, bir dikkat çeken rakamın önemi nedir? Sizden alalım. Öncelikle teşekkür ederim geldiğiniz için ve bu mevzuda bizimle de hoş haberleri paylaştığınız için. Bildiğiniz gibi öten ilden itibaren Azerbaycan pandemiye ile alakadar olarak seyahate tətbiq ettiği məhdudiyetleri Türk vatandaşları için aradan kaldırmıştır. Aynı zamanda biz müşahidə edirik ki, her ilki ülke arasında da karşılıklı birbaşa uçuşların sayı artıb. Belə ki Azerbaycan'ın Bakı, Gəncə, Naxçıvan şehirleri Türkiye'nin bir sıra önde gelen şehirleri İstanbul, Ankara, Antalya ve diğer şehirleriyle birbaşa əlaqədədir. Ve tabii ki ülkelerimizin yakın münasibetine göre, ülke liderlerimizin müttefik münasibetine göre ve ülkelerimizin müttefik münasibetine göre biz en zamanda görürük ki her iki ülkenin vatandaşları yalnız şahsiyet vesilesiyle ülkelerimiz arasında seyahat edebilirler. Elbette bu değişiklerin hamısı mütlak şekilde ülkemize gelen Türklerin sayına birbaşa təsir göstermiştir. Belə ki 2022-ci ilin yanvar-may aylarına baktığımızda 116 mindən üzeri Türkiye vatandaşı Azerbaycan'a ziyaret etmiştir ve bu da bize imkan, onu demeye imkan verir ki ilk defa olarak Türkiye'den Azerbaycan'a seyahat edenlerin sayına göre Türkiye hal-hazırda birinci mövqeyə qalxmıştır. 2019'da vizeler kalktı. 2020'de daha sonra pasaport uygulaması bitti. Kimlikle geçiş oldu ama bir şanssızlık vardı. 2 sene pandemi vardı. Salgın dolayısıyla sınırlar kapalıydı. Şimdi pandeminin artmasıyla, yani daha doğrusu etkilerin azalmasıyla, bu mahdudiyetlerin, kısıtlamaların kaldırılmasıyla görüyoruz ki bu uygulamanın ne kadar faydalı, yararlı olduğunu. Daha yeni pandeminin etkilerinden çıkıyoruz. Zannediyorum önümüzdeki yıllar bu sayında daha da artmasını bekliyor musunuz? Mütləq şəkildə təbii ki pandemiya öz təsirsiz keçmədi. Belə ki pandemiya birbaşa olaraq həm yeni qaydaların tətbiq olunmasında təsir etdiyi üçün rəqəmlər aşağı düşmüşdü. Amma biz çox müsbət baxırıq gələcəyə. Məsələ yalnız may ayında Azərbaycana Türkiyədən səyahət edənlərin sayında biz 2019-cu ilin eyni dönəmi ilə müqayisədə 27% artımı görürük. Və nə üçün 2019-u xüsusilə qeyd edirəm? Belə ki Azərbaycana rekord sayda turist məhz 2019-cu ildə gəlmişdir. Və ona görə də bu çox əlamətlər bir hadisədir. Biz düşünürük ki və proqnozlarımız belədir ki bu tendensiya davam edəcək. 2019'a göre %27, ki Azerbaycan'ın tarihi yılı diyorsunuz 2019, ona rağmen %27 bir artış olduğunu ifade ediyorsunuz. Peki daha önceler nasıldı? Türk vatandaşları mesela en fazla hangi ülkeden ziyaret oluyordu? Türkiye'nin sıralamada yeri nasıldı bundan önceki senelerde? Şu an nasıl oldu? Daha önce Azerbaycan'ın en çok turistin geldiği ülke Rusya'ydı. Belə ki Rusya vatandaşları Azerbaycan'a gelenler arasında ilk sıralardaydı. Hal-hazırda ise biz bu tendensiyanın değiştiğini görürük. Son olarak Azerbaycanlıların Türkiye'ye turizm anlamında ilgisi nasıl? Bu senede bir farklılık var mı? Antalya uçuşları, İzmir uçuşları, onlar da hani buradan da o tarafa sanki ilgiyi arttırdı gibi. Mütləq şekilde ümumiyyətlə Türkiye həmişə Azerbaycanlıların getdiyi ilk ülke olmuştu. Yani birinci, yani
Eğer biz yaz seyahati düşünürüksə, Azərbaycanlıların ilk ağına gələn istiqamətlərdən biri məhz Türkiyə olmuşdu. Məsələ 2022-ci ilin yanvar-mart aylarına baxdıqda Azərbaycandan Türkiyəyə 132.000 üzərində turist getmişdir və biz bunu xüsusilə qeyd etmək istəyirəm. Biz hələ yaz sezonuna girməmişik. Yazda əlbəttə Türkiyəyə gedən Azərbaycanlıların sayı daha da artıracaq. Çünki daha önceki illərdə bu 600.000 üzərində olmuşdur. Çox təşəkkür ediyoruz. Uğurlarınızın da devamını diliyoruz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Evet, Azərbaycan Devlet Turizm Ajansı Başkan Yardımcısı Sayın Behruz Askerov'la sevindirici bir gelişmeyi sizlere aktardık. Yıllardır hep söylüyoruz, Azerbaycan'ın Türkiye'ye hep ilgisi vardı. Onlar hep birinci sırada Türkiye'yi tercih ediyorlardı. Türk vatandaşlarının da bu noktaya gelmesini ifade ediyorduk. Çünkü sadece tabiat güzelliği yok Azerbaycan'ın, doğası değil. Azerbaycan'ın tarihi güzellikleri var. UNESCO'ya dahil olmuş tarihi mirasa yine sayılı o listelerde eklenmiş noktaları var. Ve daha da yine önemlisi şehitlerimiz bu noktada. Türkiye'nin kendi toprakları dışındaki en büyük şehitliği Bakü'de. O yüzden hem o şehitlerimizi ziyaret için hem Azerbaycanlılarla bir araya gelmek, kaynaşmak ve yakınlaşmak için Türk vatandaşlarının buraya gelmesinin doğru olduğunu ifade ediyorduk. Ve bu sevindirici rakamlarla da şu an Azerbaycan'ı en fazla ziyaret eden ülkenin Türkiye olduğu bilgisiyle yayınımızı burada sona erdiriyoruz. Başkent Bakü'de son notlar bu şekilde, sözü yeniden size bırakıyoruz. Fatih Avanos'tan aldık. İşte bu sevindirici gelişmenin detaylarını kıymetli konuyla değerlendirdi bizim için sevgili seyirciler.